Aksaray'ın ekranı Aksaray Belediye TV'den herkese merhabalar. Benim Hikayem programımızda karşınızdayız. Girişimci kadınlarımızın başarı dolu hayat hikayelerini anlattığımız bu güzel programımızda da bu hafta Hülya Kaya Hanımefendi'nin yanına geldik ve şimdi kendisini tanıyacağız. Merhabalar Hülya Hanım. Merhabalar. Bizi işletmenize kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim geldiğiniz için. Teşekkür ederiz efendim. Siz bir işletmecisiniz, bir girişimci kadınsınız. İlk olarak bunları konuşmadan sizi biraz tanımak istiyorum. Ben Hülya Kaya. 18 sene önce Türkiye'ye temeli dönüş yaptım Almanya'dan. Peki niçin dönüş yaptın Hülya ablacığım? Eşim evlendikten sonra oraya götürdüm. Orada yapılmadı. Onun yüzünden gerek buraya dönüş yaptık. Burada bir işletme var, merkezdesin. Neler yapıyorsun, neler satıyorsun? İşte ufak tefek çikolata, bisküvi, içecek market tarzı küçük bir şey. Ve kart 68 dolu merkezin aynı zamanda. Evet, evet. Peki bu işe başlamayı nasıl karar verdin? Yurt dışından gelince tabii ki burada biraz zorluklar çektim alışmak için. Çalışmak istedim, eşim başka bir yerde çalışmama müsaade etmedi. Burası tesadüfen denk geldi, bana iş yerimi açtı sağ olsun. O şekilde işletiyorum. Seni teşvik eden eşin miydi? Evet, eşim teşvik etti bu iş yerimi açmak için. Peki nasıl tepkiler aldın? İlk başta biraz hani bayan çalışır mı, işte bayan kısmı evde oturur, o tarz şeyler duydum. Tabii ki biraz erkekler, nasıl söyleyeyim? Kart dolu merkez olduğu evet, için. Evet, ters baktılar. Hani bayan burada ne gezer amaçlı. Ondan sonra tabii ki zamanla herkes alıştı. 7 seneyi geçkinleri de bu işi yapıyorum, işletiyorum. Ne güzel ablacığım. Hayırlı, bol, bereketli kazançların olsun abi, inşallah. Abi. Bizim programımızın ismi Benim Hikayem, bildiğin evet. Üzere. Hepimizi derinden etkileyen hikayeler vardır hayatımız boyunca. Seni de bu iş yerine açtığın zaman seni etkileyen bir şeyler oldu mu? Yani zaman zaman öğrenciler çok oluyor. Gelip hani öğrenci noktası olduğu için öğrenciler dertlerini anlatıyor. İşte aile hikayelerini anlatıyorlar. Yeri geliyor 5 kuruş parasız öğrenciler oluyor. Onlara yardımcı olmaya çabalıyoruz. Hani elimizden geldiğince destek yapmaya çalışıyoruz. Sağ olsunlar tabii ki burada eş, dost, arkadaşlar da yardımcı oluyor. Öğrenciler hikayelerini anlattılar mı çok daha farklı oluyorum. Yani etkiliyor sen yani zaman beni. Zaman zorlandığın evet, anlar oluyor. Tabii ki de evet. Peki iş açısından hem de bir ev hanımısın, çocukların var değil mi? Zor oluyor mu hem iş hem ev? Hayır. Alıştım artık, hiç sıkıntı çekmiyorum. Çünkü ben Almanya'da da çalışan bir bayandım. Aynı şekilde orada hem 2 tane çocuğum var, ikisini büyüttüm. Çalıştım, evde. Yani yetişebiliyorum Allah'a şükür, Allah'ım. Ne güzel ablacığım. Başka sektörlerde çalıştın mı ya da bir iş öğrenmek için kurslara gittin mi? Akmek'e gittim. Porselen ve rölyef kurslarına gittim tabii ki aynı zamanda. Yurt dışında bir pasta fabrikasında çalışıyordum. Her zaman dolu dolu geçti zamanı. Aynen, her zaman dolu geçti. Babam esnaftı, babama çok yardımcı olurdum küçük yaşlarda. Yani ben çalışmayı seviyorum. Çalışmayı seviyorsun. Evet. Peki katkın oluyor mu eve? Mutlaka oluyordur da ne gibi faydalarını gördün çalışmaya başladıktan sonra? Tabii ki eşime daha fazla destek oldum. Bazı şeyleri alamazken daha fazla imkanlarımız oldu. Almaya çalıştık. Çocuklarımı daha iyi yerlere getirdik. Aynen. Çok güzel gerçekten. Bizleri izleyen seyircilerimiz için de sen bir girişimci kadın olarak neler söylemek istersin? Tabii ki her bayanın eşine destek olmasını isterim. Yani bir tek eşim çalışsın da ben yiyeyim, evimde oturayım düşüncesinde olmasınlar. Kendileri de çalıştı mıydı en azından eşlerinin hani para eşlerinden para beklemeye şeyleri yok. Kendi paralarını kendi paralarını kendi kazansınlar, kendileri harcasınlar. O zaman daha güzel oluyor değil mi? Yani tabii ki de en azından eşin eline bakmıyorsun. Doğru diyorsun ablacığım. Gerçekten Hülya ablamızın yanına siz de gelip sohbet edebilirsiniz, alışveriş yapabilirsiniz. Gerçekten çok tatlı bir bayan. Bizde de çok ilgilendi. Çok teşekkür ederim Hülya ablacığım. Ben de teşekkür ederim. Bizleri işletmene kabul ettiğin için belediye başkanımızına çok selamlarını getirdik teşekkür sana. Teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, bu hafta da Benim Hikayemin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her pazartesi saat 19'u gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Programlarımızın tekrarlarını Aksaray Belediyesi Web TV YouTube kanalımızdan veya Facebook adreslerimizden izleyebilirsiniz. Hepinize güzel, mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın, bizimle kalın.